Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün günlerden 18 Haziran, AYT günündeyiz. Ben şu anda 2023 AYT'ye girdim ve eve geldim. Ve bu videoda da dünkü TYT videosunda olduğu gibi AYT hakkındaki genel düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda sizler de şimdiden AYT hakkındaki kendi düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Öncelikle benim sınavım nasıl geçti onu anlatmak istiyorum. Benim öncelikle YKS tarafında en çok korktuğum yerlerden birisi TYT'ydi. Bundan dolayı dün TYT'den çıktıktan sonra bir hayli rahatladım. Çünkü AYT de kendime güveniyordum. Matematiğim iyiydi. Fen bilimlerini de güzel bir şekilde çözebiliyordum. Bundan dolayı TYT geçtikten sonra açıkçası benim çok fazla bir heyecanım kalmadı. Sınav yerimize gittik ve dün TYT'de girdiğim gibi yine 9'u 40 geçe okula girdim. Devamlı optikler dağıtıldı, kitapçıklar dağıtıldı ve sınav başladı. Ben AYT'lerde genel olarak fen bilimlerinden başlıyorum ve fen bilimlerini çözerken de ilk 15-20 dakika içerisinde çok hızlı bir şekilde feni çözüyorum. Sonrasındaki 40 dakikada ise tane tane düzgün bir şekilde okuyarak fen bilimlerini bir daha çözüyorum. Ve neredeyse şu ana kadar çözdüğüm tüm AYT denemelerini bu şekilde çözmüştüm ve açıkçası sınavda da tam olarak bu şekilde oldu. İlk 60 dakika içerisinde fen bilimlerini tamamen bitirdim. Sadece sonradan dönerim dediğim bir tane boş soru vardı ve o soruya da gereksiz bir şekilde uğraştım. Uğraştığım soruda 96.500 yüklü bir elektrolit sorusu vardı, o soruya uğraştım. Normalde kolay soru, toplamda kaç mol olduğunu bulamadım. Ama sınavın bitiminde son 10 dakika kalı da o soruyu da çözdüm. Fizik bence önceki senelerdeki sınavlar gibiydi. Ama sadece birkaç tane işlem sorusu vardı. Ben çok fazla işlem sorusu beklemiyordum. Birkaç tane sanırım oyuna muruna bilye atıyordu ya da top mu atıyordu, ona benzer bir soru vardı mesela. AYT fizik benim için güzel geçti. Sanırım bir tane yanlışım var. O da mıknatıslı, torklu bir soru vardı manyetik alanla ilgili. O soruyu yanlış yapmış olabilirim. AYT kimya için konuşacak olursak elektrik ünitesinden bence sanırım 3 ya da 4 tane soru vardı. Aynı zamanda karbon kimyasına giriş ünitesinden de bir tane soru sormuşlar. Ben bu seneki sınavda karbon atomları arasında SP3, SP2 ile ilgili bir soru da bekliyordum ama gelmedi. AYT kimyadan şu anlık yanlış beklemiyorum. Zaten çok da zor değildi. AYT biyolojide ben bir hayli zorlandım. Zaten sınava girmeden önce de sürekli olarak biyoloji çalışıyordum. AYT biyolojiden de genel olarak kısa sorular vardı diyebiliriz. AYT biyolojiden ise bir ya da iki tane bekliyorum ama sanırım bir tane yanlışım gelir. Fen bilimlerini tamamen bitirdikten sonra matematiğe geçtim ve matematiğin ilk 15 sorusunu çözdüm. 15 soruda çok takıldığım soru yoktu. Daha doğrusu bir tane permütasyon kombinasyonu bir soru vardı. Muz, çilekle ilgili bir soru vardı. O soruyu sona bıraktım nasıl olsa dönerim diye. Aynı zamanda çok beğendiğim bir tane polinom sorusu sormuşlar. Şu anda sorunun tam detaylarını hatırlamıyorum ama sanırım en azını soruyordu. Ben de -3 olarak buldum. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Aynı zamanda logaritmanın tanım kümesiyle ilgili bir soru vardı. Ve ben o soruda çok takıldım. Logaritma kolay bir konu ama oraya işte 1 gelecek mi, 6 gelecek mi gibi düşününce cidden sıkıntılı olabiliyor. Geometri kısmı ise bence çok güzeldi. Hani orta zor arası diyebiliriz. Benim takıldığım sadece kirişler dörtgeni ile ilgili bir soru vardı ama sonrasında 3-4-5 üçgeni yazdım ve soru geldi. Bir diğer beğendiğim soru ise bu üçgen 3 tane üçgeni üst üste diziyormuş, sonrasında bir kenarı paralel oluyormuş. O soruyu çok sevmiştim. Aynı zamanda geometri sorularının da biraz uzun olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak AYT matematik bence kolay değildi. Orta seviye diyebiliriz. Ben sene boyunca sürekli olarak zaten matematiğe çalışıyordum ve matematiğim iyiydi. Bundan dolayı çok fazla zorlanmadım. Ama bence orta seviye bir sınav diyebiliriz. Matematikten ise bir tane yanlış bekliyorum. O da permütasyon kombinasyonu soruydu. Sınavın en sonuna koymuştum ve sonrasında bulamayıp 36 işaretleyip geçtim ama 24 olacak. Şu anda ÖSYM kitapçıkları yayınlamadı. Bundan dolayı ben de tam olarak sonucumu bilemiyorum. Ama kitapçıklar yayınlandıktan sonra kendi sonucumu da sizlerle paylaşacağım. Muhtemelen pazartesi ya da salı gününde tüm sonucumu sizlerle paylaşırım. Benim AYT sınavım bu şekilde geçti. Sınav öncesindeki hedefim 75 net üstü AYT'ydi. Ve şu anki düşünceme göre hedefime ulaşmışım diyebilirim. Söylediğim gibi kitapçıklar açıklandıktan sonra kendi netlerimi de sizlerle paylaşacağım. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.